Saklama atı. Bunun gibi belki yüzlercesinin bu ülkede saklandığı, Cenab-ı Allah'ın bizlere bahşettiği, bizlerin belki de kıymetini çokça bilmediği bu muazzam doğa harikası bizim ilçemizin Sarıyurt köyünde saklı, bildiğiniz bir saklı cennet, kuş sesinin su sesine, ağaç yapraklarının sesinin birbirine karıştığı, Allah'ın bizler için sakladığı, gizlediği bir lütuf. Şimdi biz bu alanı inşallah ulaşımının arabayla başlangıç noktasına sağlanabildiği, insanlarımızın hafta sonları bütün Samsun'un doğa sporları yapmaya da meraklı olan, yüzmeye de meraklı olan bütün Samsunluların ulaşabileceği bir yol güzergahıyla birlikte yaklaşık 2 kilometrelik bir göller bölgesi burası. İçerisinde irili ufaklı bir sürü göl ve birkaç şelalenin olduğu 2 kilometrelik bir hattı aynı gün boyunca gezebilecekleri, çocuklarının içme suyu temizliğindeki suda yüzebilecekleri ve doğayla birlikte kendilerini fotoğraflayabilecekleri, ölümsüz anları fotoğrafladıkları bir doğa harikasını inşallah Samsun'umuza ve ülkemize kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu ülkenin turizminin Allah vergisi güzelliklerinden bir tanesini inşallah en kısa zamanda biz de şehrimizde buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu alanın en başındaki büyük göller bölgemize yolun yaklaşık 1 kilometre bir yol var. O alanı hemen yolunu açıp o alana ulaşmalarını sağlayacağız. O alandan sonra tabiata hiçbir şekilde dokunmayacağız. Sadece orada geldiklerinde oturabilecekleri birkaç ahşap kent mobilyasıyla orasını süsleyip ondan sonra bu 2 kilometrelik güzergahı kendileri fotoğraf makineleriyle birlikte gezmelerini sağlayabilecek imkanı inşallah oluşturacağız. Üniversitemizde eğitim gören, dağcılık, kampçılık sporları yapan gençlerimizin burada kampetleriyle, çadırlarıyla hafta sonunu geçirebilecek oldukları doğal alanlar zaten kendiliğinden burada mevcut. Onlar için de o alanların buralarda yapılabilmesini sağlayacak fiziki temaslarda, küçük dokunuşlarda bulunacağız. Huzur buluyor insan. Rahatlıyor buraya geldiğimin. Yani 2 kilometre bir yol var göllen burası. Ha, doğa sporu da yapılır, kamp da yapılacak bir alanda burası. Müsait bir yer. Yani bütün arkadaşlarım, Samsunlulara, Türkiye'nin herkese buraya gelmesini tavsiye ederim. Buraya gelen kişi göllerde rahat yine yüzebilir.